hafta sonu ve güzel bir cumartesi sabahında yeniden birlikteyiz sevgili izleyiciler. Bu sabah ilk olarak bacaklarımızda ağrıya neden olan ve kötü görünme sebep olan varislerle başlayacağız. Varisler neden ortaya çıkar ve nasıl tedavi edilir bunu konuşacağız. Ve ardından da meme büyütme ameliyatları, meme protezleri zararlı mıdır? Meme protezleriyle ameliyatın çeşitleri var mıdır? Ve de e, örneğin yağ enjeksiyonu yine dolgu maddeleriyle meme büyütme zararlı mıdır? Bunu konuşacağız ve ardından da ayak sağlığına değineceğiz. Baş parmak sıkıntısı, topuk ağrıları ve topuk dikeninin ve tedavisini konuşacağız birazdan. Sağlık kontrolünde bugün ilk olarak varis konusunu ele alacağız. Bacaklarda ağrı veren ve kötü görünüme neden olan varisler nasıl ortadan kaldırılır, nasıl tedavi edilir detaylı olarak konuşacağız. Ardından göğüs büyütme ameliyatı seçeneklerini konuşacağız yağ enjeksiyonu ve dolgu maddeleriyle göğüs büyütmenin sakıncaları var mıdır? Göğüs implantları güvenli midir? Ve sağlık kontrolünde bu hafta son olarak ayak sağlığını masaya yatıracağız. En sık rastlanan ayak sağlığı sorunlarından olan baş parmak çıkıntısı ve tedavi yöntemlerini, ayak sağlığında doğru bilinen yanlışlar ve topuk ağrısının nedenlerini konuşacağız. Hepsi ve daha fazlası birazdan sağlık kontrolünde. Evet sevgili izleyiciler, ilk olarak varis hastalığını konuşacağız ve konuğumuz Ankara'dan geliyor. Ankara Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Cem Yorgancıoğlu. Hocam, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, nasılsınız? Sağ olun. Şimdi varisleri konuşacağız ve varis nedir diyelim ilk olarak. Varis neden ve daha çok ne şekilde ortaya çıkar? Ee, i̇sterseniz ilk önce ilkokul, ortaokul, fen bilgisi bir hatırlayalım. <laughs> ee, Varisler toplar damar hastalıkları. Ee, Atar damar sisteminden e, kan e, kalp tarafından bir basınçla pompalanıyor. Ee, hücreleri besledikten sonra toplar damar sisteminden tekrar kalbe doğru geri dönmek zorunda. Ancak bu aşamada kalp gibi pompalayan bir organımız yok. Sadece adelelerin arasında kalan daha büyük damarların Adelelerin hareketiyle sıkışması sonucunda yukarıya doğru bir hareket kazanıyor ama daha ziyade kalbe kadar kendi arkadan gelen kanın iteklemesiyle yukarıya çıkıyor. Yer çekimi doğal olarak aşağıya doğru çekiyor kanı. Bunun bir savunma mekanizması doğada 8-10 santimetrede bir küçük küçük gözle görülemeyecek kadar ince kapakçıklar var toplar damarlarımızın içinde. Bazen bu kapakçıklar fonksiyon bozukluğu gösterebiliyor. Buna tıbbi olarak venöz yetmezlik adını veriyoruz. Ee, çoğunlukla da bu varislerle iç içe geçmiş oluyor çünkü zaten e, kolajen dokunun bir e, gevşek olması yapısal olarak bozuk olması sonucunda ortaya çıkıyor. Kapakçıklardan bir miktar kan aşağıya kaçıyorsa ki diyelim ki %10'u 15'i o zaman sürekli özellikle dizden aşağıda en fazla basıncın maruz kaldığı bölgede hep %10-15 fazlalık bir kan hacmi var. Bu bir basınç oluşturuyor. Bir süre sonra yapısal olarak gevşek olan damarlarda da varisleşmeler ortaya çıkabiliyor. Büyük bir çoğunlukla venöz yetmezlikle varisler iç içe Evet. Bu varistir denebilmesi için bacakta hem ne tür bir e, görüntü var ve daha önemlisi en çok hastanın şikayet ettiği konular neler oluyor? Hastaların en çok en çok şikayet ettiği konu bir basınç hissi, bir ağırlık hissi, bir gerginlik hissi. Hani e, sabah daha saat 10-11'de sanki akşam olmuş da ayağına karasular inmiş gibi bir hisden yani rahatsızlık hissi. İlk bulgular bunlar oluyor genellikle. Varislerin kendisi çıkmaya başladıktan sonra da varislerin lokal olarak da ağrıları işin içine giriyor tabii ki. Peki varis tanısında kullanılan bazı yöntemler var. Onları da konuşalım isterseniz. Ve tanıdan sonra bazılarında görüntüsel olarak varis görüntüsü olmasına rağmen ee, yani bu belirt bahsettiğiniz şikayetler olmayabiliyor. O da neden kaynaklanıyor? isterseniz bize anlatın. Şimdi e, tanıda en önemli aracımız ultrasonografi. Doppler ultrasonografi adını verdiğimiz ses dalgalarıyla çalışan bir tanısal yöntem. E, bu kapakçıkların durumunu, damarların e, açık olup olmadığını, kan akışının rahat olup olmadığını hepsini bize son derece güzel bir şekilde e, gösteriyor ve tanısal olarak e, vazgeçilmez bir araç elimizde. Ee, hastalarımızın e, derinde kalan, adelelerin arasında kalan daha büyük, daha geniş toplar damar sisteminde de kapak yetmezliği olabilir. O adelelerin arasında kalan damarlarda varisleşmeyi göremiyoruz. Zaten adelelerin arasında halk arasında gizli varis diye çoğu zaman adlandırılan e, şey aslında bizim venöz yetmezlik tıbbi olarak adlandırdığımız. Yüzeyel varisler daha ziyade, yüzeyel ana sistem ve onun yan dallarında ortaya çıkan varisler. Ama çoğu zaman venöz yetmezlikte biraz önce söylediğim gibi iç içe yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar, birbirinin iç içe geçmiş. Nadiren ayrı olabilir. Hakikaten sadece varisi olabilir, venöz yetmezliği olabilir. O zaman hakikaten hastanın çok fazla da şikayeti olmayabiliyor çünkü o basınç ve gerginlik hissini daha ziyade yaratan e, venöz yetmezlik adını verdiğimiz kapak fonksiyon bozukluğu. Eğer sadece birkaç tane küçük varisi varsa hastanın venöz yetmezliği yoksa. Sadece lokal ağrısı olabilir ya da hiçbir ağrısı olmuyor da bilir. Hı hı. Peki varislerle ilgili eğer sağlık açısından önemli bir sorun olabilecekse örneğin pıhtı atma bu bölgede böyle bir risk e, var mıdır? Yoğun mudur? Lokal varislerin e, pıhtı atmasını çok çok fazla görmüyoruz. Daha hı hı. ziyade derin sistemdeki toplar damarlarda bir pıhtı oluşması sonucunda o pıhtı dolaşıma katılarak akciğerlere gidip emboliye neden olabiliyor. Lokal küçük varisler e, tromboze olabilir yani pıhtılaşabilir ama çoğu zaman kendisi orada lokal olarak kalır. Ee, o bölgede ısı artımı kızarıklık hassasiyete neden olabilir. Tabii onun da ayrıca tedavisi gerekir ama hı hı. çoğu zaman emboliye neden olmaz. Evet. Peki önümüz yaz e, bahar aylarındayız ve yaz mevsimi. Yazın varislerle ilgili sıkıntılar maalesef daha da artıyor havanın ısınmasıyla ile birlikte. Evet. O zaman e, şunu soralım. Varisler e, nasıl tedavi edilir? Öncelikle e, çeşidine göre mi ele alıyorsunuz? Nasıl yaklaşıyorsunuz? Evet. Ee, varislerin yani venöz yetmezliğin birlikte olup olmaması, varislerin hangi damarda olduğu, yan dallarda var mı, büyük dam varisler mi, orta çaplı varisler mi, kılcal varisler mi, hepsinin tedavi yöntemi aslında ayrı ayrı. Doğru tedavi yöntemleri seçildiği takdirde e, son derece başarılı oluyor. Ee, büyük varislerde çoğu zaman ameliyatlan ameliyatla büyük e, varis paketlerini çıkartıyoruz. E, kalan bir iki tane varsa onlara iğne tedavisi veya köpük tedavisi uyguluyoruz. Küçük birkaç varis varsa onlara sadece iğne tedavisi olabilir. Yüzeyel kılcal damarlar varsa onlara yüzeyel lazer uygulamaları veya yüzeyel radyo frekans uygulamaları. Bu tabi daha ziyade kozmetik e, oluyor çoğu zaman. Hı hı. Ee, Yüzeyel ana damar sisteminde boylu boyunca kaçak varsa o damarı ya klasik varis ameliyatının bir parçası olarak çıkartmak ya da e, damar içinden lazer kateterle yakmak e, şeklinde tedavi yöntemlerimiz mevcut. Evet. Klasik damar içi va e, varis ameliyatı e, genel anestezi ile mi yapılır? E... Genel anestezi ile olabilir. Belden aşağısını uyuşturarak e, olabilir. Bazen sadece lazer uygulaması yapılacaksa, ek varisleri yoksa e, lokal anesteziyle de e, uyguladığımız oluyor. Peki e, bu ameliyat için bir hastanede yatış gerekiyor yatış mu? Gerekiyor, evet. Yatış gerekiyor. Genellikle, Hemen sonrasında ayağa kalkmak söz konusu mu? Genellikle çoğu zaman hastaları bir gece yatırıyoruz. E, ertesi günü hastalarımızın %99'u taburcu olur. Ee, yapılan tabii ameliyatın büyüklüğüne göre çünkü takdir edersiniz ki herkesin varisleri birbirinin aynısı değil. Valisi yapılacak olan ameliyatın büyüklüğüne işlemin genişliğine göre, ayakla hastanın normal günlük yaşantısına kavuşması birkaç gün alabilir. Yani eğer küçük bir girişim yapılmışsa bir iki gün içinde hemen normal işine başlayabilir. Ama daha geniş bir işlem yapılmışsa bir hafta on gün kadar nereden baksanız ağrısı. Ufak tefek olur hastanın. Çoğu zaman bir hafta 10 gün kadar izin veriyoruz. Peki varis tedavisinden sonra, ameliyattan sonra örneğin hastaların tepkileri nasıl oluyor? Ne gibi olumlu gelişmeler söz konusu? Hastaların %90-95'i ameliyat sonrası son derece rahat ediyor. Ee, %5-10'luk bir marjımız şu nedenle var. Derin sistemde de kapak kaçağı olabilir hastaların beraberinde. O hastaların ameliyattan sonra da varis çorabını ya da en azından destek tipi daha düşük basınçlı bir varis çorabını giymesinde fayda var. Çünkü derindeki damara da bir müdahale yapamıyoruz. Aksi takdirde kanın geri dönüş yolu başka bir yol kalmayacak. Derindeki sisteme yönelik sadece çorapla destekleyebiliyoruz. Dolayısıyla... Yüzeyel sistem kaçakları, yüzeyel sistemdeki varisleri tedavi olan hastaların %90-95'i ameliyattan son derece memnun olarak ayrılır. Rahat ediyorlar. Peki, Rahat ederler. Şunu hocam gözlemliyorsunuz. Daha çok kimler varis oluşumuna daha meyilli oluyor? Örneğin yedi içtiği kişinin beslenme düzeninin etkisi var mı? Uzun süre ayakta kalmak tabii ki bir etken ama daha çok kimlerde görülüyor? Yediğimiz içtiğimizde çok fazla alakası yok. E, ailesel faktörler çok e, ön planda. Yani ailenin bireylerinden birinde varsa e, olma olasılığı e, oldukça yüksek. E, ayakta çok kalan meslek grupları özellikle hareketsiz kalan meslek grupları e, biraz daha risk altında daha kolay ortaya çıkıyor. Çünkü demin de dedim adelelerin arasındaki e, damarın, Adelenin hareketiyle kanı hareketlendiriyor kalbe doğru. Hareketsiz ayakta kaldığınız zaman da bu fonksiyon ortadan kalkmış oluyor. Tabii. Bir de tabii ki bayanlar bizim açımızdan risk grubu çünkü hem özellikle de gebelik ve erken loğusalık döneminde yüksek hormon salgısıyla kolajen doku iyice gevşiyor. Üstüne üstlük bir de karın içinde çocuğun basısı var damar sistemi üzerinde. Çoğu zaten bayan hastanın ya hamilelik döneminde başlamıştır varisleri ya da erken loğusalık döneminde başlamıştır. Peki varisler tedavi edilmezse hep ötelenir örneğin tedavi uzun vadede ne gibi sonuçlar ortaya çıkabilir? Ee, bazı hastalarda e, ameliyattan biz de kaçınıyoruz. Bazı hastaları tıbbi olarak izlediğimiz oluyor. Ama uzun süre ameliyat olması gerekip de uzun süre ameliyat olmayan hastalarda yüzeyel damarlarda o varis paketlerin içinde de pıhtı oluşumu söz konusu olabilir. Hakikaten ağrılı, rahatsız edici hem görsel olarak hem de iş gücünden alıkoyan tablolar. Evet belki emboliye neden olmuyor yüzeyel sistemden ama hakikaten son derece kişileri konforsuz hale getiriyor. Peki son olarak bu bahsettiğimiz varis ameliyatından sonra e, günlük yaşama dönüş ne kadar süredir? Hastaların büyük bir çoğunluğu yüzde yüzü diyeceğim kişi bir hafta 10 gün içinde normal günlük yaşantısına yani iş yaşantısına döner, iş yaşantısına döner. Evet Profesör Doktor Cem Yorgancıoğlu hocam bu sabah programımıza geldiğiniz için bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E sevgili izleyiciler sırada bir haber turu var. Ardından diğer konuğumuzla sohbetimize devam edeceğiz. Sağlıksız beslenme kalbe büyük zarar veriyor. Uzmanlar kötü beslenme ile kolesterol artıyor, kalp damarları tahrip oluyor diyor. Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Bingür Sönmez kalp hastalıklarına karşı sebze ağırlıklı beslenin diyor salam, sucuk, sosis gibi marine edilmiş dediğimiz etler kesinlikle sağlığa zararlıdır. Gerek kalp sağlığı yönünden gerek kanser yönünden bunlar potansiyel felaket demektir. Zaten salam, sucuk dediğimiz şeylerin içindeki et o kadar az, o kadar az ki %70'i dolgu maddesi bunların. Ayrıca içinde e, koruyucu olarak konulan nitrat türü maddeler ciddi şekilde kanserojen. Biz kesinlikle büyümekte olan çocuklara, ileri insanlara salam, sucuk, sosis kesinlikle yememelerini tavsiye ediyoruz. Bingül Sönmez mümkünse günde 2-3 porsiyon sebze ve meyve tüketmeye özen gösterin. Meyvede de şeker bulunduğunu akılda tutarak miktarını hiçbir zaman abartmayın diyor. Toplum olarak her şey abartmaya yöneliyoruz. İnsanlara meyve yiyin diyoruz. 5 tane mandalina, 3 tane portakal yiyorlar. Veya ceviz kaç sağlıklı çok sağlıklı diyoruz. Avuç avuç ceviz yiyorlar. Yenilen her şeyin bir de kalori hesabını mutlaka yapmalıyız. Her meyvede şeker olduğu akılda tutulursa gerek meyvenin gerek kuru yemişlerin de çok ölçülü olarak yenmesi lazım. Sönmez kalp hastalığından korunmak ve uzun yaşam için 10 madde sıralıyor. Özellikle kesin kesin içmemeliyiz. Kilo almamalıyız. Şekerden uzak durmalıyız. Tansiyon ve diyabetimizi mutlaka kontrol ettirmeliyiz. Adrenalinimizi azaltıp endorfinimizi yükselttiğimiz takdirde koroner kalp sağlığımız kesinlikle daha iyi olacaktır. İyi bir spor yapmak, iyi bir kitap okumak, güzel bir müzik dinlemek adrenalin kadar Keyif verir, acayip alışkanlık yapar ama endorfinimizi yükselteceği için kalp sağlığımızı e, olumlu yönde etkiler. Bunun yanında iyi bir evlilik, iyi bir aşk ilişkisi de kalbi gerçekten e, daha sağlıklı hale getirir. Ameliyat başarılı geçse bile bedeninizde hatıra bırakır izi sizinle ömür boyu kalır. Özellikle de karın bölgesinde yapılan ameliyatlar nedeniyle oluşan büyük yara izleri estetik kaygıların oluşmasına yol açar. Jinekolojik Endoskopi Derneği Başkanı Profesör Doktor Fatih Şenda, tek port cerrahisinin bu tür kaygılara son verdiğini söylüyor. Üstelik yöntemle ameliyat sonrası daha hızlı iyileşme gerçekleşiyor. Bu teknikle ameliyat olduğunuzda açık cerrahiye göre pek çok avantajlar var. Bunlar işte kısa sürede iyileşme, hastanede yatış süresi kısa, daha az ağrı, daha az enfeksiyon riski, daha az kanama ve tabii ki daha iyi bir yaşam kalitesi sağlıyor. Yöntem uzmanlara göre kadın jinekolojik kanserlerinin tedavisinde devrim niteliğinde. Doğal delik cerrahisi olarak bu ameliyatlar yurt dışında işsiz ameliyat olarak adlandırılıyor. Rahim kanseri, rahim ağzı kanserinde uygulanabiliyor. Erken dönem yumurtalık kanserinde uygulanabiliyor. Bunun dışında e, Miyomlar, çikolata kistleri, endometriyozda e, yine kapalı ameliyat tekniklerini uyguluyoruz veya yumurtalık kanallarının açılmasında uyguluyoruz. Rahim sarkmasında e, idrar kaçırma ameliyatları pek çok e, ameliyat yapılabiliyor kadın hastalıkları ile ilgili olarak. E sevgili izleyiciler meme protezleriyle devam ediyoruz. Meme büyütme ameliyatlarında kullanılan bu protezlerin zararları var mı? Ömürleri ne kadardır? Meme büyütme ameliyatlarında ne gibi riskler var mıdır? Ve önemli noktalar nelerdir? Bunları konuşacağız ve bu konuda bize Türk Plastik Estetik Cerrahi Derneği üyesi Profesör Doktor Fuat Yüksel bilgileri verecekler. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Aynen, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, meme protezleri o kadar yaygın ameliyatlar ki aslında bir takım bilgiler şöyle. Türkiye'de birinci sırada en çok yaptırılan estetik burun estetiği, ikinci sırayı meme protezleri alıyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynen bu şekilde ve bugüne kadar tüm dünyada yaklaşık 7 milyon kadının meme protezi ameliyatı yaptırdığı da biliniyor. Şimdi meme büyütme için... Öncelikle seçenekler nedir? Sonra da protezleri konuşalım detaylı. Evet, meme büyütmenin tek seçeneği silikon protezlerle büyütme işlemidir. Onun bazı teknikleri var. İşte kas altı, kas üstü konuluyor. Çeşitli firmalar var. Onların ürettikleri var. Önemli olan burada bazı kurumların onayını almış kaliteli malzemenin kullanılması onun dışında bugün yapılmaya çalışılan başka şeyler de var. Örneğin dolgu maddeleri enjeksiyonu, yağ enjeksiyonu gibi. Dolgu maddelerin enjeksiyonu şu anda tam e, yeterli çalışmalara yap, yapılmış konular değil. Ne enjekte edildiği belli değil. Yani bu maddelerin uzun süreli sonuçları henüz belli değil. Dolayısıyla e, bunların e, kontrolsüz kullanılmaları doğru değil. Yani sonuçta oraya enjekte ettiğiniz dolgu maddeleri göğüs içinde yayılıyor ileride nelere sebep olacağını bilemiyoruz. Ya enjeksiyona gelince sonuçta enjekte ettiğiniz yağların neredeyse tamama yakını zamanla eriyor. Vücut onu emiyor geri. Hı hı. E, tabi bugün kök cüceler var bunlarla yoğunlaştırılması daha fazla kalıcılığını sağlıyor ama hiçbir zaman istediğiniz şekli vermeniz yeterli büyütmeyi sağlamanız mümkün değil. E, i̇leride kireçlenmeye neden olarak meme kanseriyle karışabilir. Her ne kadar MR'la bunların ayrıştırılması yapılsa da yine de bir korku nedeni. O yüzden biz yapıyoruz ya enjeksiyonları ama retuş amaçlı. Yani işte meme kanseri göğüs alınmış, onarım yapılmış, ufak tefek problemler var. Onların çözümü için retuş amaçlı. Ya enjeksiyonları yapıyoruz ama tek başına büyütmek için ya enjeksiyonu. Şahsen ben önermiyorum. Evet. Yani bunlar evet. alternatif olarak sunuluyor ama burada yine en sağlıklı ve en kanlı en olan sağlıklı, meme protezleri. Evet. Meme protezleri. Peki şimdi meme protezlerinin yerleşim yeri nedir? Onu soralım. Kaç çeşit protez var? Ee, mesela ve e, ve bunların işte bir dönem kanser yaptığına evet. dair söylemler oldu ve bunların hiçbirisi kanıtlanmadı. Kanıtlanmadı. Son e, bilgileri sizden alalım. Evet. Şimdi. Memet protezleri ile ilgili ilk uygulamalar 1964 yılında yapıldı. Bazı deneysel çalışmalar yapıldı, Onun ardından uygulandı ve hızla yayıldı. Çünkü sonucunu anında görüyorsunuz, herkes memnun. Fakat biliyorsunuz yani sonuçta göğüs kanseri çok yaygın bir şey. Her 9 kadında 10 kadında bir çıkar. Bu demektir ki göğsünde silikon olan her 9-10 kadında bir de çıkacak demektir. Yani insan doğasında var. Bir problem yaşadığı zaman hemen bir suçlu arar. O dönemde yani 2000'li yıllardan önce acaba silikonun bir zararı mı var? Bu mu neden oldu diye uzun süreli çalışmalar yapıldı, takip edildi ve en son 2002 yılında e, silikonlarla e, meme kanser arasında hiçbir ilişki bulunamadığı için e, güvenli kullanımı onaylandı. Tabii bazı uyarılarla birlikte. Bunların güvenli olduğu artık ispatlandı ve bugün dünyada en çok yapılan birkaç ameliyattan biri. Hı hı. Çeşitlerini e, anlatır mısınız? Evet, şimdi e, bir zamanlar içi tuzlu su olan e, silikonlar kullanılıyordu bu yasaklı dönemde. E, fakat bunların bir dezavantajı var. Bir çalkantı hissi oluşturması, zamanla kapakçının görevini yitirip suyunu kaçırması gibi bazı sakıncaları oluyor. Son dönemlerde zaten jelli protezlerde yüksek teknoloji koizm jeller kullanıldığı için artık tuzlu suyla dolu olan silikonlar terk edilmeye başlar. Pek çok tercih edilen bir şekil değil. Önemli olan yeterli kaliteye ulaşmış markalardan silikon protezlerin kullanılması. Hı hı. Bir de protezlerin yerleştirilme şekli işte kimisi koltuk altından kimisi evet. meme altından yerleştiriliyor en çok hangisi tercih ediliyor daha Şimdi sağlıklı? Eskiden koltuk. koltuk altında uygulamamız daha çok içi tuzlu su olanları onlar balon gibi oradan bir küçük kesili yerleştirip şişiriliyordu ama e, tuzlu su ile olan silikonlar yavaş yavaş terk edildiği için koltuk altı da terk edilmeye başlandı çünkü zaten kolunu kaldırdığında iz gözüküyor. Şimdi e, göğüs altından giriş yolu var. Çoğu hekim de bunu tercih eder çünkü kolaydır. Nispeten teknik olarak kolaydır. Ama oradaki iz, e, hayat boyu kalır. Bir diğer yolda da areolanın altından yani göğüs ucunun altından yapılan yoldur. E, buradaki iz, e, güzel yere konursa bir geçiş sonudur. Zamanla silikleşir. Yani ben e, daha çok onu tercih ediyorum. Sonuçları daha iyi oluyor. İz zamanla kalmıyor. Duyu da ilgili herhangi bir fark yok giriş yolları arasında. Dolayısıyla bu hekimle hastanın birlikte vereceği bir karar. Şimdi e, protezlerin çok düşük bir ihtimalle de olsa e, kapsülleşme yani evet. sertleşerek e, e, meme dokusuna bir sertleşmesine sebep olma durumu var. Ee, ne şekilde bunlar, ne zaman ortaya çıkabilir? Şimdi sonuçta silikon vücutla en uygun madde olmasına rağmen, sonuçta bir yabancı madde. Vücut tüm yabancı maddelerin etrafını bir zarla kaplar. Bu ince bir zardır ve herhangi bir sakıncası yoktur. Buna kapsül diyoruz. Eğer kapsül çok kalın olursa, sertleşirse ve dokuyu sıkarsa, bu artık kapsüler kontraktördür ve sorundur. Bunun olmaması için kaliteli silikon kullanmak lazım. İki kas altına koymak lazım. Çünkü kas altında olduğu zaman oradaki masaj etkisiyle kapsül oranı bayağı düşüyor. Bir de doku, doktor deneyimli olacak ki dokuları hırpalamayacak. Hı, hı Bu durumda kapsül çıkma olası çok çok düşük. Ha çıksa ne olur? Kapsülün bir zararı yok. Sadece şekli bozuyor. Biraz ağırlığı oluyor. Hı, hı. Kapsülü temizleyip silikonu farklı bir plana konulursa sorun yine çözülür. Yani çok büyük bir sorun değil. <laughs> Bazı hastalarda da duyuda azalma problemi evet. yaşanıyor. Ee, bu neden kaynaklanıyor? Şimdi duyu e, tamamen cerrahiyle, ile cerrahin nasıl yaptığı ile ilgili bir şey. Göğüs ucunun duyusu yan duvardan gelen bir sinir vasıtasıdır. Silikon için yer açarken eğer yan duvardaki bu sinir zedelenirse duyuyla ilgili problemler olabilir. Dolayısıyla bunun giriş yeriyle ilgisi yoktu. Tamamen e, yer hazırlanırken silikon için e, dikkatsizlikle belki olabilecek bir şeydir. Onun dışında normalde olmaması lazım. Evet, Bu kullanılan protezlerin e, kalitesi önemli. Neden önemli? E, çünkü bunlar ömür boyu e, kişinin e, kullandığı e, malzemeler. E, bu noktada sanırım hani protezleri seç, kişinin de az çok doktoruna sorarak ne tür bir protez kullanıldığı hakkında bilgi edinmesi lazım. Tabii. Yani, e, sonuçta bu, bu yüksek teknoloji ürünü bazı kurumlar var bunları test eden, takip eden bu kurumların onayını almış protezleri kullanmak lazım ki e, siz de emin olabilirsiniz zaten bunların sertifikalarını biz hastalarımıza veriyoruz seri numaraları vesaire var ve takip e, halinde de herhangi bir problem çıktığında zaten e, bunları e, bu e, firmalar sahipleniyor zaten ki yani dediğim gibi bu onayı almış e, protezlerde bugüne kadar hemen hemen hiçbir sorun rastlanmadı ki evet. milyonlarca kadın da var. Peki şimdi bu ameliyat sonrası e, ne kadar sürede normal yaşantıya dönülür? İyileşme süresi nedir? Yani genelde bir gece hastanede yatmak yetiyor. E, i̇ki gün kadar bir ağırlık süreç var. Ondan sonra e, evde dinlen ya yani maksimum bir haftada işe dönülür hale geliniyor. Bazen bakıyorsun iki gün sonra dönen de oluyor ama herkesin Ağrı işi farklı ama bir hafta yeterli diye düşünüyorum herkes için. Evet. Peki e, bunlar hep konuşuluyor işte protest sonrasında kişi anne olabilir ve çocuğunu rahatlıkla emzirebilir diyor doktorlar. Peki bu noktada da bazı haberler çıktı. İşte bu çocuğun emdiği sütte belki bir yabancı madde karışması olabilir. Yani sağlıklı bir süt salgılanma olur mu protezlerden sonra? Şimdi hangi yoldan girersek girelim hiçbir zaman e, silikon e, göğüs dokusunun içine konmuyor. Ya kas, üstü, ya kas altı konuluyor. Göğüs dokusuyla hiçbir ilgisi yok. Süt kanalları kesilmiyor, süt bezlerine dokunulmuyor. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu değil. Zaten bu yüksek teknoloji silikonlar sızdırmıyorlar. Ha, silikona girince zaten biz silikonu ilaçlar vasıtasıyla yemek sanayinde kullanıyor. Zaten silikonu e, çeşitli şekillerde alıyoruz. E, bunların yanında protezin vereceği silikon hiçbir önemi yoktur. Zaten sızdırmadığı için böyle bir şey çocuğa herhangi bir sıkıntı yaratması söz konusu bile değil. Evet Profesör Doktor Fuat Yüksel Hocam programımıza geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim iyi günler. sevgili izleyiciler sırada kısa bir reklam arası ardından diğer konumuza sohbetimize devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, şimdi de ayak sağlığı ile ilgili sohbet edeceğiz. Ayaklarda baş parmak çıkıntısı, topuk ağrıları, topuk dikeni ve vaktimiz kalırsa da nasırları, ayak nasırlarını soracağız ve bize detaylı bilgileri, full ayak sağlığı merkezinden ayak cerrahisi uzmanı, operatör doktor Selim. Murabi verecekler. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Şimdi benim de dikkatimi çekiyor, ayak cerrahisi uzmanı da zaten Türkiye'de çok az sayıda kişi var. Siz de onlardan bir tanesisiniz. Evet, teşekkürler. Ee, şimdi baş parmak çıkıntısı deyince belli bir yaş üzerinde oluşuyor değil mi bu? Özellikle 40 yaşından sonra. Aslında baş parmak çıkıntısı problemi genel olarak iki ayrı grupta gözüküyor. Birinci grup doğumsal olarak bu problemle karşı karşıya kalan ve yaklaşık olarak 7-8-9 yaşlarında çok çocukluk döneminde ayaktaki bu deformitenin ortaya çıkışıyla gelen hastalar. Bir de daha hafif formatıyla gidip aslında bu hastalığın hepsinin genetik altyapıdan kaynaklandığını biliyoruz. Ancak genellikle 25-30 yaş civarında kötü ayakkabı giyiminin ve kilonun da hı hı. etkisiyle yavaş yavaş ortaya çıkıp sizin de bahsettiğiniz gibi 40'lı yaşlarda en tepe noktasına varan bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Ee, ayak başparmak çıkıntısındaki en önemli temel nokta her iki grubun da aslında ailevi geçişli bir rahatsızlık olması. Burada muhakkak bir ailevi faktör var. Bu ailevi faktörü tetiklemekte olan ayakkabı giyimi ya da bir basma kusuru da bu hastalığın ortaya çıkmasında çok önemli bir etken. Bu hastalara baktığımızda hastaların genellikle ayak yapılarında bir düz tabanlık ya da yüksek kavis deformitesinin de olduğu dikkat çekiyor. Bu çok önemli bir nokta çünkü hastada ameliyatın kararını verirken hastanın hangi problemden kaynaklanan alt altyapı bozukluğu varsa onu da düzeltmeniz gerekiyor anlatmak istediğim başparmak çıkıntısı olan bir kişide eğer düz tabanlık problemi varsa ve eğer siz hı hı. bu düz tabanlık problemini düzeltmezseniz o başparmak çıkıntısı problemini düzeltseniz bile hı. hastada tekrarlayan bir deformiteyle karşı karşıya kalırsınız. Gerçekten de zor bir durum. Çünkü e, ayak böyle e, bir kısmı e, sola doğru fırlamış gibi oluyor. kişinin ne rahatlıkla ayakkabı giyebiliyor hatta terlik bile yeri geliyor rahatsız ediyor. Aslında tablonun gidişatında belli bir sıralama var. Öncelikle olarak hasta ilk başta sadece deformite ile geliyor. Baktığı zaman kozmetik olarak rahatsız olduğu bir çıkıntı ya da ayağın şekil bozukluğunu görüyor. Daha sonra açı artmaya başladığında hasta ayakkabı giydiğinde ayakkabının iç çeperiyle kemiğin birbirine çarpması sonucunda hastada o bölgedeki kızarıklık, ayakkabı içerisinde şişliğin getirmiş olduğu huzursuzluk ve ayakkabıyı çıkarma hissi bu işe ekleniyor. Daha sonra ne yazık ki hasta tedavi olmadığı takdirde açı çok artıp diğer parmakların da şekilleri bozulduğunda hasta bu sefer açık ayakkabı ya da en rahat ayakkabıları bile giydiğinde ağrı sorunuyla ya da yürüme sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Her hastalıkta olduğu gibi erken dönemde doktora başvuru yapılması bu hastalığın çok ciddi sonuçlarının ve ciddi deformiteler oluşturulmasının engellenmesi çok önemli bir nokta. Eğer hasta çok bekleyecek olursa ya da e, bu problemle ilgili olarak göz ardı edecek olursa ne yazık ki ciddi şekilsel sorunlarla karşı karşıya kalınıyor. Evet. Peki başvurduk doktora, e, ayak par baş parmak çıkıntısı var e, ve e, siz hangi tedaviyle e, hastayı e, tedavi edeceksiniz, nasıl karar veriyorsunuz? Şimdi e, ortopedik kurallar itibariyle baktığınız zaman hastada açılar ölçerek bu açıyla hastanın hangi evrede olduğunu tespit ediyoruz. Örnek vermek gerekirse zaten herkesin 5-7 derecelik bir parmak dönüklüğü var. Herkesin içeriye doğru bir bakan parmak var. Bu yürümenin bir gerekliliği. Ancak bu açı 5-7 dereceyi geçip 20 derecelere kadar gittiğinde biz buna asemptomatik yani şikayeti olmayan başparmak çıkıntısı olarak düşünüyoruz. Bu hastalarda vermiş olduğumuz tedavide hastanın ayağındaki aslında yürüme bozukluğuna yönelik olarak iyi bir tabanlıkla hastanın açısının artmasını engellemeye çalışıyoruz. Hasta 20 derecenin üzerine çıktığında 20 ile 30 derece arasındaki derecelerde hastada tabanlıkla cerrahi arasında gidip geldiğimiz bir dönem var. Hani bu biraz hastanın yaşına, beklentisine, sosyal durumuna göre karar verdiğimiz bir şey. Evet. Ancak 30 derecenin üzerine çıkmış ayaklarda bu sistem kesinlikle cerrahi bir ameliyatla düzeltiliyor. Çok önemli bir nokta var. Hastada eğer ağrı yoksa derece kaç olursa olsun hiçbir zaman ameliyat etmiyoruz. Bu çok önemli çünkü eklemin Çalışırken açı ne olursa olsun kendini koruyabildiğinin bir göstergesi bu. Eğer ki açı belli bir derecenin üzerine çıkmaz çıkarsa ve ağrı da eşlik etmeye başlıyorsa, o zaman hastalarla hep beraber oturup bu işin ameliyatla düzeltilmesini sağlıyoruz. Bakış açımızdaki en önemli nokta şu: Kullanılacak çeşitli silikon aparatlar, çeşitli gece makaraları, kullanılacak olan çeşitli tabanlıklar her zaman ağrının azaltılması için çok önemli ancak hiçbir zaman deformitenin düzeltilmesinde ya da şikayetin ortadan kaldırılmasında bir etken değiller. Hı hı. O yüzden bunları kullanmak isteyen hastalara hayır demiyoruz. Bunlar kullanılabilir ama hiçbir zaman bunları kullanarak parmağı düzeltmemiz mümkün değil. Parmakla ilgili bir düzeltme kararı alındığında bunun tek bir yolu var, cerrahi müdahalenin kesinlikle yapılması gerekiyor. Evet. Peki ameliyat e, akla gelince acaba bu ameliyat zor bir ameliyat mıdır ve sonrası daha önemli ameliyattan sonra hastalar e, yeterli bir konfora kavuşuyorlar mı? Şimdi e, ameliyatlar eskiye nazaran tabii ki çok ciddi şekilde kolaylaşmış ve daha hasta tarafından kolay kabul edildi bir hale geldi çünkü. Çok önemli noktadan bir tanesi ameliyattan sonra artık alçı uygulamalarının olmayışı. Bu hastaları yaklaşık olarak evde iki hafta kadar bir istirahat dönemi bekliyor. Ve bu istirahat dönemi sonrasında hastalarla bizim konuştuğumuz belli bir protokolde yavaş yavaş normal ayakkabılara geçiş sürecini oluşturduğumuz bir zaman dilimi var. Şimdi... Her hasta için iki hafta kesinlikle gerekli evde istirahat için. Neden? Çünkü açımız ne olursa olsun ilk iki hafta evde ayağımızın şişmemesi için beklediğimiz ve istirahatte kaldığımız bir süreç var. Bu süreçte sadece hasta ev içerisinde kendi ihtiyaçlarını giderebileceği, tuvalete gitmek, evin içinde salon, yatak odası şeklinde dolaşabileceği bir süreçten geçiyor. İki haftadan sonra yavaş yavaş bir spor ayakkabının içerisine geçerek başlıyoruz ve hastaya harekete geçiyoruz. Açı şu açıdan önemli. Eğer ki hasta daha düşük bir açıyla geldiyse daha az bir kemik düzeltmesiyle karşı karşıya olduğu için daha kolay yere basıyor. Daha çabuk ayaktaki şişlikler ortadan kalkıyor. Ve genellikle 30 dereceye kadar olan ayaklarda yapılan ameliyatlarda 3 ila 4 ay sonra hasta oldukça konforlu bir hale dönmüş oluyor. Ama açı eğer 30 derecenin üstündeyse o zaman şikayetler daha uzun vadeye yayılıyor. Yaklaşık olarak hastanın bu ameliyattan fayda görüp işlerin yoluna girmesi için harcamamız gereken zaman... 6 aylık bir süreyi buluyor. Hastaların kilo, yaş durumları, menopozlarının olup olmaması ya da kemik kalitelerine göre yavaş yavaş hastaların önce yüzme, sonra yürüyüş, sonra yavaş yavaş aktif spor hayatlarına dönmelerine adım adım müsaade ediyoruz. Ama hastanın bu ameliyatı unuttum, her şey bitti, tamamıyla istediğim her şeyi yapabiliyorum demesi için minimum 4 ay, maksimum 8 aylık bir süre ihtiyacı olacaktır. Burada da dediğim gibi bazı faktörlere göre karar vermek durumunda kalıyor. Sonrasında yine önemli bir konfor var. İstediği ayakkabıyı giyebiliyor. giyebiliyor. Ve kozmetik görüntüden ziyade e, çok daha serbest bir ee... Şöyle bu ameliyatı geçirmiş her hastayla şu tartışmanın içerisine giriyoruz. Biz bir parmak düzeltme cerrahisi yapıyoruz ve bu cerrahi oldukça uzun ve meşakkatli bir süreyle düzeliyor. Şimdi tabii ki çok ucu sivri ve dar ayakkabılar giymek ya da çok topuklu evet. ayakkabılar giymek bu hastalarda bu deformiteyi tekrar ettirmese bile parmak bir ameliyatlı parmak olduğu için ağrının tetiklenmesine yol açabiliyor. O yüzden biz bütün hastalarda ne olursa olsun bu tip ayakkabıların, abiye ayakkabı olarak adlandırdığı bu ayakkabın belli bir limitte kullanılmasını istiyoruz. Hı. Eğer hasta bu limiti çok aşacak olup çok ciddi şekilde bu ayakkabıları kullanmaya devam ederse ne yazık ki hastada o zaman deformite oluşmasa bile ağrılı bir parmakla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden ana fikirde bu hastalar ameliyat olduktan sonra evet her ayakkabıyı giyebilirler ancak topuklu ve ucu sivri ayakkabılarla, Birkaç saatin üzerine çıkmayan bir performans sergilemeleri gerektiklerini hiçbir zaman unutmamaları gerekiyor. Evet. Peki yine kadınlarda yaygın bir sorun topuk ağrısı. Her üç kadından birinde olduğu söylenen e, ki e, kişinin bu uzun süre ayakta kalmasıyla da oluşabiliyor veya düz tabanlıkla da ilgisi var mıdır? Topuk ağrıları genelde neden oluşur? Aslında e, topuk ağrısı toplumun ciddi problemlerinden bir tanesi haline gelmiştir mi? Çünkü giderek daha çok spor yapan ya da kilo vermek amaca daha çok yürümeyi tercih eden bir toplum haline geliyoruz. Tabi yürümeyle ilgili faaliyetlerimiz arttıkça ayağımızla ilgili çeşitli sorunlar da daha sık görülür hale geliyor. Topuk ağrısı problemi ayağın altında var olan bir kasın yaylanma hareketini gerçekleştirmeyi başaramaması sonucunda oluşturduğu aslında basit bir kas spazmı. Bu spazm topuza, topuğa yapışmış olduğu yerde kasın çekmesi sonucunda bir kanamaya yol açıyor ve bu kanama topukta ağrı olarak bize geri dönüyor. Çok tipik şikayet hastalarda net olarak izlenen sabah yataktan kalkma ağrısı hasta sabah yataktan kalktığında ilk birkaç adımda ciddi şekilde ağrısının olduğunu sonra bu ağrının aniden ortadan kaybolduğunu söylüyor ve aynı ağrıyı hasta bir yerde uzunca bir süre oturup ilk kalktığı anda tekrar hissettiğini söylüyor. Bu çok tanı koydurucu bir durum. Çünkü burada kasın yeteri kadar çalışmadığını görüyorsunuz ve hissediyorsunuz. Bizim için önemli olan nokta şu. Hasta bununla başvurduğunda bunun bu kasın bozulmasına yol açan şeyin ne olduğunu bulmak önemli olan. Düz tabanlık, pardon hastanın kilolu olması diyabet ya da tiroid gibi genel bir rahatsızlığın olup kasın bu rahatsızlıktan dolayı bozulmuş olması ya da hastanın ayağında bir parmak şekilsel bozukluğun olması da bu kasın bozulması için yeterli. Ana problemi keşfettikten sonra hem kasın çalışmasını destekleyecek olan egzersizlere başlıyoruz hem de hastada örneğin düz tabanlığı varsa bir tabanlık vererek bu sistemin doğru yere gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Kimileri işte ayaklarını işte kremledikten sonra işte tekrar bir yere uzanıp işte havaya kaldırarak duvara dayayarak bu şekilde dinlendirmeye çalışıyor. Dediğiniz gibi daha çok kilolu kişilerde ve yoğun egzersizden sonra da ortaya çıkıyor. Şöyle genellikle aslında problemin hani kilolu kişilerde görülmesinin sebebi şu oluyor. Bu kişiler kilo vermek amacıyla standart olarak belli bir kilometre yapmaya çalışıyorlar. <laughs> Pardon. Bu e, kilometre yapmak için yapılan yürüyüşlerde kas yeteri kadar hazır olmayınca, kasın hazır olmaması nedeniyle zorlanan kasta bir kısalma meydana geliyor ve bu kısalıktan dolayı da bu ağrı sorunu ortaya çıkıyor. O yüzden biz yürüyüşe başlayacak olan herkese Gerek kilolu gerekse normal sportif amaçla yapılan kişilerde muhakkak bu kası germe üzerine kurulu olan eee germe egzersizlerini düzgün bir şekilde yapmalarını öneriyoruz. Egzersizler eğer sabahlık ve akşamlık olmak üzere 4 hafta düzgün bir şekilde yapılırsa hem şikayetler ortadan kalkıyor hem de bu şikayetlerin tekrarlamasını ciddi şekilde engellemiş oluyoruz. Peki ayakta ağrıya neden olan yine önemli problemlerden bir tanesi de topuk dikeni. Onu sormak istiyorum. Topuk dikeni ne tür bir ağrıyla ilk olarak kendini baş gösteriyor. Nasıl teşhis koyuyorsunuz? Aslında bu soru çok iyi bir soru. Şu açıdan bizim açımızdan topuk dikeni bir rahatsızlık yok. Biz hepsini topuk ağrısı olarak algılıyoruz. Eski hı hı. ortopedistler rotgen çektikleri zaman topukta bir çıkıntı gördükleri için rotgende ağrının bundan oluştuğunu farz ederek hastalığa topuk dikeni adını vermişler. Aslında biz bugün biliyoruz ki bu çıkıntı kasın çekmesi sonucunda oluşan sadece bir kemiksel bozukluk. Hı, hı etrafındaki yağ tabakası nedeniyle hiçbir şekilde ağrı oluşturması zaten mümkün olan bir doku değil. Buradaki tek sıkıntı o kasın tekrardan eski şekilde normal çalışmasını sağlamaktan geçiyor. Biz bu kası doğru şekilde çalıştırırsak, ayağın altına doğru destekleri koyacak olursak zaten şikayet otomatikman ortadan kalkmış oluyor. Kalkmış oluyor. Peki e, bir takım işte e, ayak <laughs> Kalıplar veriliyor ayakkabıların içinde kullanılan topuk dikeni için. E, tabii ki e, diyet öneriliyor, egzersiz öneriliyor ama genel olarak kalıcı tedavi ne şekilde sağlanır? Ee, öncelikli olarak hastada bu problemin oluşmasına neyin olduğuna, neyin yol açtığına bakmak lazım. Örnek hastamız düz taban ve bu hasta eğer hiçbir şekilde tabanlık kullanmıyorsa bu kası istediğiniz kadar çalıştırın. Eğer düz tabanlı için uygun ayakkabı ve tabanlık kullanmaz ise kişi bu şikayet hep geri gelecektir. Hı -hı. O yüzden ana problemde düz tabanlı olan kişilerde temel fikir iyi bir tabanlık kullanımı. Hasta kendisi için hazırlanmış kişiye özel bir tabanlık kullandığında da bu sorun ortadan tamamıyla kalkıyor. Hı -hı. Keza aynı şekilde örnekleyelim. Hasta kilolu bir hasta. Aslında iyi bir ayakkabı kullanıyor ama kilosu nedeniyle ayakkabının süspansiyonu yetmiyor. O zaman ayakkabının içerisine konulacak olan bir esnek tabanlık bu işin yaylanma faaliyetini arttırmak için kullanıldığında Hı. tamamıyla sorunu ortadan kaldırıyor. Keza aynı şekilde hasta geliyor. Şeker problemi var. Ama kan şekeri regüle değil. Hemoglobin A1C'si çok yüksek. Hasta hep topuk ağrısı da ayak altında ağrıyla geliyor. Hemoglobin A1C'si düzeldiğinde şekerini regüle ettiğinizde hastanın çok şikayetleri ortadan kalkıyor. Çok güzel. Ana problem ve o problemi yol açan ağrı. O yüzden önce ana problemi ortadan kaldıracağız. Ağrı zaten kendinden ortadan kalkmış oluyor. Evet. Bazen çok ısrarcı ağrılarda da yine enjeksiyonlar uygulayabiliyorsunuz kesinlikle eğer hasta geldiğinde bu konuda çok ciddi ağrısı varsa, egzersiz dahi yapamıyorsa ya da yürümekle ilgili ciddi sıkıntılar içerisindeyse hastada sadece ağrıyı ortadan kaldırmak. Hani bu çok önemli. Hastada iğneyi yaptığımız zaman egzersizlerden vazgeçmiyoruz. Hı -hı. İğneyi yaptığımız zaman tabanlığımızdan vazgeçmiyoruz. İğne sadece hastanın konforunu arttırmak üzere yapılan bir tercih. Burada hastanın ağrısını azaltalım, hasta daha kolay egzersiz yapsın ya da ağrıyı azaltalım. Hasta bu sayede daha kolay tabanlarını kullanabilsin diye iğne uygulamaları var. Gerek kortizon enjeksiyonları gerekse <laughs> PRP olarak adlandırılan egzersiz pardon enjeksiyonları yaptığımız zaman hastanın ağrısı ciddi şekilde geriliyor. Evet. Peki gelelim ayaktaki ayak parmaklarındaki nasırlara. Nasıl yaklaşmalıyız? İşte nasırı aldırmak veya bir takım kullanılan bantlar bunlar ne derecede çözüm sağlıyor? Şimdi gerek ayak parmağı üzerinde çıkan nasırlar, gerekse ayağın altında çıkan nasırlar da hastalarımızın şunu bilmesi gerekiyor. Muhakkak altta yatan bir kemik problemimiz var. Ne demek istiyoruz? Normalde parmağımızı düşünelim. Bu parmak ayakkabının içinde böyle durmak zorunda. Eğer parmak katlanacak olursa, katlanan yüzey ayakkabıyla çarpıştığı için nasır oluşuyor. Aslında baktığınız zaman bir nasır problemimiz değil, şekli bozuk bir parmağımız var. Ya da ayağımızın altında bir nasır çıkıyorsa tabanımızın yere bastığı bölgedeki kemiklerden herhangi birinde bir deformite oluşmuştur. Orada bir çıkıntı vardır. Bu çıkıntı nasıl oluşturuyordur. O yüzden nasır aslında bir savunma mekanizması. Vücudun cildini iten bir kemiğe karşı kendini korumak için yapmış olduğu bir kalınlaşma. Hı. Bu kalınlaşmayı siz temizlemeye kalkarsanız vücut oraya daha kalınlığı geri getiriyor. O yüzden kullanacak olan nasır bantlarının ya da kullanacak olan nasır temizleme cihazlarının hiçbir esprisi yok. Bunlar sadece ameliyat olmayı ya da nasırıyla ilgili kemikteki problemi çözülene kadar hastayı idare ettirmek ve ağrısını ortadan kaldırmak amacıyla kullanılabilecek şeyler. Bir kişi nasırı olduğu zaman ayak cerrahisi polikliniğine başvurmalı ve bu Nasır'a yol açan hangi deformitesi var ise o deformitesini düzelttirmeli. O deformite ortadan kalktığında Nasır zaten kendiliğinden düzelecek. Evet, yani e, Nasır bandı ile örneğin yani Nasır tedavi oldu ortadan kalktı diyen zaten ben etrafımda duymadım. E, bunlar geçici e, çözümler sağlıyor. Tabii yani Nasır bandı yaptığınız zaman o kalınlaşmış cilt yumuşuyor. Hı hı. Cilt yumuşadığı için hastanın Nasır bir dönem için ortadan kalkıyor. Ama Nasır bandını hasta bıraktığı anda cilt tekrar kemikle yüz yüze geldiğinde aynı şikayet bir kere daha ortama geliyor. Hı hı. Nasır konusuyla ilgili çok önemli bir nokta. Tekrar tekrar hasta nasırının bir kemik probleminden dolaştığını muhakkak hatırlamalı ve düzeltilmesi gereken şeyin bu kemik deformiti olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Hı hı. Kemiği düzelttiğinizde nasır kendinden zaten kaybolacaktır. Hı, hı Kullanılan ayakkabının da bir faktör olduğunu söyleyebilir miyiz? Şöyle ki tabii ki buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi nasıl oluşumunda Aslında bazı çıkıntıları da ya da bazı parmak bozukluklarını da giydiğimiz ayakkabılarla biz yaratıyoruz hı hı. Hani ayağımıza çok dar gelen ya da sadece şeklini beğendiğimiz için dar ayakkabıları geniş bir ayağa soktuğunuz zaman Parmaklar içeride sıkışıyor Parmaklar sıkıştığı zaman o sıkışan bölgelerde kemikler gelişiyor Bu kemikler geliştiği zaman da cilt onları korumak adına kalınlaşarak yanıt veriyor. O yüzden iyi ayakkabı kullanırsak zaten nasır problemimiz olmayacaktır. Evet. Peki parmak arası terlikler önümüz yaz ayak sağlığı açısından nasıl değerlendiriyorsun? Aslında e, parmak arası terliklerin giyimiyle ilgili çok büyük bir sıkıntımız yok. Hani her ayakkabı belirli miktarda giyildiği sürece ayakta bir bozukluk yaratan bir sistem şeyi problemi oluşturmuyor. Ama sıkıntımız şurada. Parmak arası terliklerin bazı modelleri bizim için çok sıkıntılı. Hı. Özellikle altları çok ince ve düz olan, içerisinde hiç destek içermeyen çok çok düz parmak arasıları giydiğimiz zaman şöyle bir sorunumuz var. Ayağımızın kavisi bu ayakkabılar içerisindeyken düşüyor ve biz yerde yürüme esnasında hiç yaylanma yapamadığımız için bunların kullanımı sonucunda diz ve bel ağrılarımız ortaya çıkıyor. O yüzden mümkün olduğunca içi doldurulmuş bir parmak arası terlik kullanacak olursa ya da destekli bir parmak arası terlik kullandığımız zaman bu şikayetlerin oluşumunu gönül rahatıyla engellemiş oluruz. Klasik bilgi de her kişi giydiği ayakkabıyı sürekli olarak aynı modelde kullanmamalıdır. Çünkü aynı tip ayakkabı giyecek olursanız ayağınız bir yöne doğru kayacaktır ya da bir yöne doğru deforme olacaktır. Evet. O yüzden parmak arası terlik giyiyorsam bunu telafi etmek adına spor ayakkabı kullanmayı da ya da dolgu topuk ayakkabı kullanmayı da unutmamalıyım. Erkekler için ince tabanlı ayakkabılar giyiyorsam Yaz bile olsa altları yumuşatılmış kalın ayakkabılarda kullanmayı ihmal etmemek sorunların ortaya çıkışını engellemekte en önemli noktadır. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani tek tip ayakkabı kullanmak ayak sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Mümkünse değişik tipte ayakkabı değiştirmek ve tabanlıkları tekrar sormak istiyorum. Yani bunları kullanmalı mıyız ayak sağlığı için faydalı mı kullanmamalı mıyız? E ee, aslında ayakkabı modeliyle ilgili olarak buradaki en önemli nokta şu. Hı hı. Bizim hepimizin <laughs> ayak yapımıza göre ihtiyaç duyduğu bir iyi ayakkabı modeli var. Önce bir ayak doktoruna giderek, bir ayak cerrahisi uzmanına giderek ayak yapımızla ilgili bir bilgi edinmemiz gerekiyor. Nasıl bir ayağa sahibiz? Nasıl bir ayakkabı kullanmalıyız? Düz tabansak nasıl bir ayakkabı kullanacağız? Yüksek kavise nasıl bir ayakkabı? Ama önemli olan ikinci nokta Ayakla ilgili olarak doğru tabanlığı da kullanmak. Düz tabansanız kullanmanız gereken tabanlık apayrı bir tabanlık. Yüksek kavisliyseniz apayrı bir tabanlık. Önemli olan nokta uygun ayakkabı ve uygun tabanlık ikilisinin bir araya getirilmesi. Genellikle toplumumuzda atlanan en önemli sıkıntı şu. Herkes ayakkabı almaya gittiğinde bunun standart olduğunu ya da tabanlık almayak standart olduğunu zannediyor. Hı hı. Aslında nasıl gözlük kullanırken numaralar varsa hı. ayak için tabanlık yapılırken de kişiye özel bazı standartlar var. İçe basan bir ayak için yapılan bir tabanlıkla dışa basan bir ayak için yapılan tabanlık aynı tabanlık olmayacaktır. O yüzden tabanlıkların kişiye özel hazırlanması gerektiği unutulmamalı. Tabanlık alınırken muhakkak yürüme analiziyle hazırlanmış tabanlıkların kullanılması gerektiği hiçbir zaman akıldan çıkartılmamalıdır. Son olarak iyi ayakkabı ile ilgili olarak da hı hı. giydiğiniz ayakkabının içerisinde parmaklarınızı sıkışmıyorsa, ayakkabının içerisinde bir destek varsa ve topuğu da hafif ve yumuşak bir malzemeden yapılmışsa bu ayakkabı zaten iyi bir ayakkabıdır. Evet. Gerçekten de genel sağlığımızın önemli bir parçası ayak sağlığı. Ee, dikkat etmemiz gerekenleri de bize çok güzel özetlediniz. Ayakkabı seçimini çok önemli noktalara değindiniz. Ayak cerrahisi uzmanı operatör doktor Selim Muğrabi çok teşekkür ediyoruz programımıza geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler programı kapatıyoruz. Bizi her konuda yazmaya devam edebilirsiniz. Sorularınızı bekliyoruz, maillerinizi bekliyoruz. Tekrar görüşene dek şimdilik mutlu bir hafta sonu dileğiyle. Hoşçakalın.